Merhaba, yine sizi böyle alalım da karşınızdayız. Muhteşem tariflerimiz var. Bugün tariflerle Adana'ya gideceğiz. Ama ondan önce eğer bize ulaşmak isterseniz sosyal medya hesaplarımız Instagram ve Facebook için sizi böyle alalım. Oldu da programı kaçırdınız, tarifleri yakalayamadınız. O zaman da Fox.com.tr'ye giriyorsunuz, programı tekrarını yakalıyorsunuz, tarifleri hemen alıyorsunuz. Efendim bugün çok özel tariflerimiz var. Biraz önce de söylediğim gibi Adana'ya gidiyoruz. Tabii ki Adana kebabı yapacağız. Sonra ıspanak başı çorbası yapacağız. Sonra o kebabın yanına arkadaşlık etsin diye soğan salatası yapacağız. Bir de en son taş kadayıf yapacağız. Peki bütün bunları kiminle yapacağız biliyor musunuz? Jale Hanım'la yapacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş sizi buldum. Böyle alacağım çünkü Hale Hanım'a da merhaba demem lazım. Bugün iki konuğumuz var stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu iki konuk efendim ikiz. Ama tek yumurta ikiz değiller ayrı, gördüğünüz hayır, gibi. Ayrıyız. Ayrılar ayrıyız. Ama ikizler. O İkiziz. Yüzden Jale Hanım yemek yapacak, Hale Hanım destek vermeye geldi. Kesinlikle. Evet. Kardeşim, sohbet edeceğiz. Sohbet edeceğiz. Evet. Evdeki gibi sohbet edeceğim. Jale'ye desteğe geldim. Size desteğe geldim. Jale Hanım hazır mısınız? Hazırım. Evet. Tamam. Bugün çok işimiz var. Evet. Önce taş kadayıfla başlıyoruz. Taş çünkü o birazcık el alacak. Biraz evet. Fazla aşaması var. Hemen malzemelerimizi sayalım. Evet. 2 su bardağı unumuz var. 1 su bardağı irmiğimiz var. 1 tatlı kaşığı toz mayamız var. 1 çay kaşığı tuzumuz var. 1 tatlı kaşığı şekerimiz var. 2 su bardağı suyumuz var. Bu 2 su bardağı suyun yarım bardağı biraz daha ılık olup işte mayayı eritmeye yarayacak. Evet. Şerbeti için 2,5 su bardağı kadar şekerimiz, 3 su bardağı suyumuz, 1 yemek kaşığı limon suyumuz var. Klasik şerbet malzemesi. Evet. İçi için 250 gram cevize ihtiyacımız var. Üzeri için de tabii ki toz Antep fıstığına ihtiyacımız evet. Var. Şimdi birkaç aşamalı bir yerde önce şerbeti kaynatacağız. Şerbetin soğuk olması lazım. Kesinlikle. Öbür tarafta malzemeyi hazırlayacağız. Kadayıf çünkü iki aşamalı pişiyormuş. Önce bir krep kıvamında bir şey hazırlayacağız. Krep kıvamında. Sonra onları krep gibi pişireceğiz. İçlerini dolduracağız. Bir daha yağda kızartacağız. Daha çok sonra işimiz var. Şerbet sonra yiyeceğiz. Şerbeti atacağız. Evet. Çok işimiz var. Evet. Ben önce bir tane şerbet tenceresi çıkarayım. Evet. Bu uygundur. Ben daha önceden de hazırlamıştım. Evet, soğuması için evet. Bir tane mecburen hazırladık. Evet. Zamandan kazanmak için. Ama burada da tabii ki izleyicilerimizin evet. Önünde bir kere daha. 3 bardak suyumuz. Tamam. 2,5 bardak şekerimiz. Kaynayınca 1 yemek kaşığı limon suyumuzu verip 13 dakika kaynadıktan sonra kapatacağız. Tamam, karıştırayım mı? Evet, karıştıralım. Anlaştık. Hı hı. Biz bir yandan da bu kaynarken ben burayı kontrole alabilir miyim? Ben hamurunu hazırlayayım. Hamur malzemesi hazırlayayım. Evet. Ben bir karıştırma kabı vereyim. Tamam. Size ılık suyumuz olacak. Mi? Şu an için hayır tamam. Ama evet. Birazdan ihtiyacım tamam. Olacak. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi. 2 su bardağı unumuz alıyoruz tabağımıza. Tamam. Alayım ben buyurun. Onu. 1 su bardağı irmiğimizi. Boşaltıyoruz. Onu da alayım. Evet. İrmiğimizi de koyduk. Evet, su bardağımızı alalım. Tamam. Ben ayrı yerde suyla birlikte mayamızı eritiyoruz. Evet, yarım bardak. Aktive edeceğiz. Evet. Yarım bardak suyun içine mayamızı koyuyoruz, şekerimizi kaşığı. Koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı da şekerimizi ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı da tuzumuzu ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıp evet. Aktive ediyoruz. Evet, aktive ediyoruz. Ben bir tane küçük kaşık vereyim. Mikserimiz de hazır olsun. Hazır. Hazır. Her şey hazır. Evet. Çok güzel. Bunu aktive etmek çok önemli. Boşaltacağız şimdi. Daha sonra da geri kalan 1,5 su bardağı suyumuzu ilave edeceğiz Pınar'cığım. Ve karıştıracağız. Evet. Mikserleyeceğiz. Boza ve yoğun böyle krep şeklinde boza. Çok sulu olmayacak, çok katı olmayacak. Evet ama İlave biz ediyoruz. Bunu bir süre bekletmemiz tabii gerekiyor. Tabii ki yarım saat çünkü bekleteceğiz. Çünkü içinde maya var. Mayanın evet. Aktive olup kabarması için bekleteceğiz. Aynen. O yüzden biz programdan önce bir hamur daha hazırladık. Evet, hazırladık. Mikserimiz. Hazır. Evet, geri kalan yarım bardak ilave etmiştim. Bu arada şekeri eridiği için limon evet, suyu koyayım mı? Evet, hemen limonumuzu ilave edelim. Tamam. 1 yemek kaşığı, 13 dakika. 13 dakika evet, böyle kaynayacak 15, mı? Evet, kaynayacak. Ondan sonra soğumaya kısıyorum. Bırakıyoruz. Tamam. Burada kaynaya dursun evet. Şerbetimiz.
Bu hazır. Biraz taş kadayıftan bahsedelim. Evet, taş tabii kadayıf. Ki Adana'mızın olmazsa olmazı tatlılarındandır. Pastanelerimizde sergilenir ve tezgah önünde de çıkarılır ve ayaküstü yenilen bir tatlıdır. Hani herkes böyle eline alır ve yer mi? Kesinlikle. Hmm. Yani hazır, oturmadan ayaküstü yiyorsunuz. Bunlar hazırlanılıyor yufkacılarda. Evet. Hanımlar gidiyor kolaylıkla içini döşüyorlar, kızartıyorlar. Evet. Evet. Yani krep kısmı şu aşamaları yapılmış hali satılıyor. Ama kolay. Jale Hanım şimdi şey yapacak kolaylıkla. Herkese sunacak kolaylıkla yapılabilir. Evet. Ben bile yapabiliyorum düşünün. Evet. Ay niye ben bile diyorsunuz? Yufkacılarımızda satılıyor. Bunlar hazır pişmiş şekilde eve gelip cevizle birlikte kapatıyoruz. Bol kızgın yağda kızartıyoruz. Evet, çok basit. Ve şerbetliyoruz. Yani çok basit ama ben tabii ev hanımlarımız yapsın diye hamurunu göstermek tabii, istedim. Tabii göstermek lazım. Evet. Bu şimdi benim yaptığım önceden dinlenmiş var. Bu şimdi onu vereceğim dinlenecek. Size. Tamam. Evet. Bunu teslim alayım ben. Evet. Hemen. Ve dinlenmişini size teslim edeyim. Çünkü dinlenince boza kıvamında oluyor Pınar Hanımcığım. Bakın şimdi kabarmış olacak. Buyurun. Evet, izleyicilerimizle de paylaşalım. Benim apartım vardı. Şöyle. Göz göz oldu, mayalandı. Evet. Bekletmemizin amacı kabarmasında. Evet. Aynen. Evet. Pardon. Kabarması şöyle olmuyor. Evet. Sıçrayanları bir alayım da ben. Evet, tabii ki. Elbette her mayalı hamurda olduğu gibi bekletmeden olmuyor. Evet, aynen. O yüzden bir yarım saat bekletmek ve mayalanmasını sağlamak gerekiyor. Sonrasında şimdi neden böyle bir sosluk kullanıyoruz? Bunun sosluk olması gerekmiyor. Jale Hanım böyle alışmış. Evet. Onu tam ölçü olarak kullanıyor. Aynen. Hepsi aynı boyda olsun diye. Kesinlikle. Böyle bir sosluktan yardım istiyor. Sizin ölçünüz kepçe olabilir. Başka evdeki bir bardağınız olabilir. Bir kulplu bir apartlar fincanınız olabilir. Apartlar da var şimdi böyle. Apartlar da var. Döküyorsun yuvarlak oluyor. Ha mesela. Olabilir. Hepsi olabilir. Evet. Şimdi hiç yağsız tavada. Biraz kızınca. Birazcık kızaracak. Evet. Evet. Ben bu arada bir tane de tabak çıkarayım. Kesinlikle. Onlar piştikçe buraya koyacağız. Yağımızı İçine da hazırlayalım. Koyacağız. Ben yağ hazırlamaya gidiyorum. Yemek aşkı nasıl başladı Jale Hanım? Yemek aşkı benim 10 yaşından beri başladı. Severek yaptım ve mutfağa aşığım. Çok seviyorum. Sayfam var, sayfamla uğraşıyorum. Çok güzel, çok severek yapıyorum güzel Adana yemeklerimizi, yöresel Antep, Hatay yöresel yemeklerimizi. Ben Adana'ya bu kadar geldim, hiç denk gelmedim bu tatlıya ya. Gerçekten nasıl yememişim? Herkes ayak üstünde yiyor. Benden kaçmaz hiç böyle şeyler. Sokakta çok dolaşmadım ondan hep bir organizasyonun için geliyor. Daha çok böyle sokakta satılan, dışarılarda tezgahlarımızda ayaküstü herkes yiyor. Ayaküstü yenilen muhteşem hafif bir tatlı. Göreceğiz İnşallah. Şimdi. Tek taraflı pişiriyoruz. Altı pişecek, üstü kesinlikle pişmeyecek. Göz göz olunca alacağız. Tamam, bu bir püf noktası. Evet, bu püf noktası. Altı pişecek, üstü göz göz olunca alacağız. Evet, evet. İki tatlı kaşığı cevizimizi bir güzel, bir tatlı kaşığı, bir buçuk güzelce. İçinden taşmayacak kadar. Evet. Sonuçta hamur kadar. Yumuşak. Evet. De şurada çok bir ölçüye gerek yok. Birazcık sizin bu krepleri ne boy yaptığınızla da ilgili. Evet. Yani küçük de olabilir, büyük de olabilir. Sorun olduğunda silebiliriz ki yapışmasın diye. Evet. Eğer içinde parçacık kalırsa bir halı silelim kağıt yardımıyla tavamızı temizleyebiliriz. Temizleyelim ya da işte spatulanızın kenarıyla fazlasını atabilirsiniz. Aksi takdirde o yanan parçalar tatlınıza yapışacaktır ve lezzetini bozacaktır. Ben jaleye hazırladım temiz bir şekilde. Evet süper. Evet, süper. O zaman ikinci dökümü de yapmak lazım. Evet. Şimdi şu ana kadar ne yaptık? Öncelikle elenmiş unumuzu, irmiğimizi bir kenara koyduk. Yarım su bardağının içinde hemen mayamızı, şekerimizi, azıcık tuzumuzu koyup güzelce karıştırdık. Mayayı erittik, içine ekledik. Kalan suyu da ekledik. Güzelce çırptık. Boza kıvamında bir krep hamuru elde ettik. Sonra o krep hamurunu devam edelim bir yandan anlatırken. Evet. O krep hamurunu gördüğünüz gibi bir sosluğun içine koyarak
kızgın yağsız tavanın içine döküyoruz. Ama bu böyle çok sulu bir kıvam olmadığı için zaten kendini bırakmıyor. Evet. Biraz biz şekillendiriyoruz onu. Evet, aynen. Gördüğünüz gibi yuvarlaklar pişiriyoruz. Evet. Ardından onların içine, şurada gösterebileceğim size. Bunu alayım. Sadece bir tarafını pişiriyoruz. Alt evet. tarafı tavada pişiyor, üst tarafı hala sulu kalıyor. Ne zaman ki göz göz oluyor, tavadan alıyoruz. Ortasına dövülmüş cevizi koyuyoruz ve böyle kenarlarını yapıştırıyoruz. Ortası üstü pişmemiş olduğu için evet. zaten o hamurun etkisiyle gördüğünüz gibi kolaylıkla kapanıyor. Şöyle şurası çok rahat kapanıyor. Evet. Yapıştı. Pişerken de dikkat edeceğiz. Lazım. Dikkat edeceğiz. Kızartırken de bastırabiliriz. Bastıracağız. Hani mesela aralarda, bu açılmayacak. Evet, açılmayacak. Aralarda bastıralım mesela. Evet. Özelliği o. Tamam geldi. Hemen dolduralım. Hı hı. Ve sonra bunu kızgın yağda kızartacağız. Evet. Ardından soğuk şerbetin içine atacağız. Bu hareketi biraz hızlı yapmak gerekecek. Yeterlidir. Evet. Şöyle. Kızdı mı? Evet atıyorum. Hı-hı. Evet buyurunuz. Yok daha kızmamış evet. ama. Aynı anda çok iş yapıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Bunun hamuru dışarı çıkıyor. Yok ben evet olabilir. Şimdi yapıştıracağım. Tamam. Ha onu böyle içeri evet, ittiriyor evet, musun? Evet, evet, evet. O dışarı taşabilir. Tabii tamam. ki taşabilir. Üstü, işte bilmeyen, bilen yapınca başka, bilmeyen yapınca başka. Estağfurullah. Ben de bilmeden evet. anlattığım için bir kere daha tekrarlıyorum. Evet. Altını pişirdik, üstünü pişirmedik. Üstü bayağı yumuşak ve sulu kaldı. Evet. Arasına cevizi koyduk. Kapatırken içindeki o pişmeyen hamur dışarı çıkabilir. Onları böyle azıcık içeri evet, ittirin. Evet. O sizin yapıştırmanızı sağlayacak zaten. Yapıştırıyorsunuz. Sonra da kızgın tavanın içine atıyoruz, evet. kızartıyoruz. Çıktığı gibi soğuk şerbetin içine atacağız. Evet. Aynen. Mesela onları da atalım Jale'cim evet. istersen. Çünkü yağımız kızdı. Tamam. Evet. Buyurunuz. Evet, teşekkür ediyorum. Geldi. Rica çok ederim. Güzel. Ne demek? El birliğiyle, evet, el birliğiyle olacak. Güzelce bir Adana mutfağı hazırlıyoruz. Evet. Bu yumuşak olması üstünün yapışmasını sağlıyor. O yüzden... Bakayım konuğun koltuğu güzel miymiş? Güzel güzel çok rahat. Rahat. Buyurun. Şimdi bunun güzelce de kızarması gerekiyor değil mi Jale'cim? Evet canım. Şimdi belli ki biriniz gelin mi gitti Adana'ya? Yani Jale Hanım gelin mi gitti, Hale Hanım buraya mı gelin geldi? Şimdi biz babamın mesleğinden dolayı Adana'da kaldık. Evet. Ben İstanbul'da evlendim. Siz İstanbul'a geldiniz. Evet İstanbul'a geldim. Jale de orada evlendiği için orada yaşamını sürdürüyor. Evet. Jale'nin bir kızı var. Evet. Dünya tatlısı bir kızım. Allah bağışlasın. Buradan kucak dolusu selamlar. Adana'mızdan size selam getirdim. Teşekkür ederim. Çok Antep, severim Hatay. Ben Adana'yı. Evet. Onlar da sizi çok seviyor. Teşekkür ederim. Programınızı severek izliyoruz. Teşekkür ederiz. Bütün illerde. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben de dedim size katılmak istedim. Hemen alalım. Çok kızarmasın Laleciğim. Tamam. Evde de böyle beraber yemek yapıyor musunuz? Evet. Evet yapıyoruz. Yapıyoruz çünkü çok zevkli oluyor. Mükemmel oluyor. Altına bir havlu kağıt ister misiniz? Yok hemen. Hemen, tamam. hemen şerbetini veriyorum. Oradan da bir servis evet. tabağı vereyim ben. Şimdilik bir tabağı alalım sonra programın evet. sonunda evet. zaten aynen. servis için aynen. daha güzel Jale'cim, bir tabağı alalım. Bunlara da bir bakar mısın? Onlar biraz daha pişsin canım. Tamam. Ben aradan çekildim. İki kardeş pek bir güzel yapıyorlar. Ben buradan sohbete devam edebilirim. Bu arada burada cezeryelerimiz ve limonlarımız var. Evet sizlere evet. Adana'mızın cezeryesi çok meşhurdur. Çok. Havuçtan yapılan bir yiyecektir biliyorsunuz. Evde yapılabilir mi cezerye? Yapılabilir ben yapıyorum. Bir çok dahaki da basit. Sefere bize cezerye tabii yapmayı ki, öğretir misiniz? Tabii ki tabii ki ne demek. Tamam, anlaştık. Cezerye Adana'mızın limonunu limonları. Size getirdim. Çok meşhurdur. Vallahi mis gibiler. Oo, evet. Mis gibiler. Biz ekipçe bunu program sonrasında özellikle şu tabağı yok edebiliriz. Evet. Zevkle. Evet bir yandan hamurumuz devam ediyor. Size daha çok şeyler getirmek istedim fakat uçak ederiz. Almıyor sıvı şeyleri. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Laleciğim. Ama Adana'nın özelliği yemekler çok güzel. Çok, çok çeşit. Evet. Özellikle çok. Et üzerine. Yani az sonra zaten bir Adana kebabı da evet, yapacağız. Evet, mükemmel evet. derecede. Laleciğim şerbetleyebilirsin. Yemek... Tamam. Onu güzelce de. Şerbetimizde de çok kalmıyor. 5 dakika şöyle 3 dakika yeterli oluyor. Daha sonra da şan fıstığıyla sunum yapacağız. Tamam. Evet, gösterelim zaten Jale'cim. Şimdi geçici olarak şerbetten evet. bir tabağı alıyoruz. En son süslememizi yapacağız evet, tabii aynen. ki. Şimdi arkalı önlü şerbetliyoruz ki hepsini eşit derecede emsin diye. Evet.
Gördüğünüz gibi tatlılarımız hazır. Onları şimdi dinlenmek üzere bir kenara alacağım. Çünkü çok işimiz var. Çok. Adana kebabı yapmaya başlıyoruz. Sonra onun yanına soğan salatasını hazırlayacağız. Bir yandan da ıspanak başı çorbası hazırlayacağız. Evet. Daha çok işimiz var. Hadi bakalım. Evet. Ben şimdi bir tahta alayım Pınar'cığım. Tahta hemen alalım. Vereyim. Tahtayı şöyle vereyim. Evet. Buyurunuz. Keskin bir bıçak mıdır? Evet. Tamam. Buyurunuz. Evet. Şimdi malzemeleri sayacağım ama onu önce hemen dolaptan getiriyorum. Evet. Adana kebabımız dinlenmesi lazım. 900 gram kuzu etimiz var. But ve döş tarafından. Bir de 100 gram yine kuyruk yağımız var. Normal şartlarda bunların ikisini alıyorsunuz. İçine hiçbir şey koyuyor musunuz? Tabii ki. 2 tane de kırmızı biberimiz var. Rondolayacağım. Hı-hı. Aslında rondolamıyorlar. Adana'da satırla. Evet. Hazırlıyorlar. Ben ama ev hanımlarımız yapsın imkanlar el verdiğince kasaptan bir kere çektiriyorum. Bir kere çektiriyorum. Evet, tamam. Bir kere çektiriyorum. Tamam. 2 tane kırmızı biberimizi rondalayacağız. Tamam. Kıymalarımıza karıştıracağız. Tamam. Pul biberimiz, tuzumuz ve karabiberimiz. Başka yani böyle şey hani hadi evde oturuyoruz canımız sıkıldı Adana kebap yapalım yok. Bir gün önceden canınız sıkılırsa yapabiliyorsunuz. Yapıyorsunuz, yoğuruyorsunuz, sonra dolaba atıyorsunuz, bekletiyorsunuz. Evet. Ertesi gün harekete geçiyorsunuz. Birazcık yapımı uzun ama meşakkatli. Ama bence Adana kebabı bunu hak ediyor. Hak ediyor. Aslında meşakkatli değil biliyor musunuz? Çok basit. Bekletmek meşakkatli. Tabii. O kadar. Yoksa şimdi görecek arkadaşlarımız, seyircilerimiz çok rahat. Çok rahat. Peki yapılır. Buyurunuz. Ben bir kase alayım. Seyircilerimize gösterelim. Tamam. Ben bu arada size kaseyi verirken tüm malzemeyi bir kez daha saymak evet. isterim. Biraz önce söyledik neler vardı ya ama ölçüleri de söyleyelim. Tabii ki. 900 gram kuzu kıymamız var, 100 gram kuzu kuyruğumuz var, 2 tane kırmızı biberimiz var, 2 tatlı kaşığı kadar pul biberimiz var, 1 tatlı kaşığı karabiberimiz var, 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir eldiven de alayım. Tabii ki. Pınar'cığım genelde burada danadan yapıyorlar ama evet. danadan olmuyor. Evet. Özelliği bunun kuzu olması. Evet. Kuzu olması ve kuyruk yağı değil mi Jale? Evet, kuyruk yağı olmazsa olmazı. Şimdi sağlıkçılar diyor ki kuyruk yağı filan yemeyin. Ama şimdi Adana kebap yiyoruz. Adana o yüzden yiyoruz. Böyle bir ayrıcalık yapabiliriz. Evet, evet. Ben şimdi görsel... Şöyle göstermek için. Evet, görsel amaçlı size küçük küçük bunu aslında Adana'mızda satırla. Evet, yapılıyor. El satırıyla. Evde satır var mı? Benim evimde var tabii yapıyor ki. Her musun? Evde var. Eşim daha güzel yapıyor bu tür şeyleri, et türlerini, salata. Kuvvet istiyor ya biraz. Evet. Ben evet. şimdi burada görsel amaçlı göstereceğim. Daha önceden size, seyircilerimize. Ben bu arada sizin bir elinize daha eldiven evet. vereyim ister misiniz? Evet, isterim. Size zahmet. Ben direkt yoğuracağız diye düşündüğüm Hı-hı. için bir tane vermiştim. Bunu ben... Buyurunuz. Kasaplarımızda da şey yapıyorum, kuyruk yağını da çektiriyorum Pınar'cığım. Kıymayla beraber mi evet, çektiriyorsunuz? Evet, bir kere. Tamam. Bir kere yeterli oluyor. Bir kere çektirmek ben, yeterli. Evet, burada size göstermek için elimden geldiğince böyle küçük küçük küçülteceğim. Ondan sonra kıymamıza karıştıracağız. Baharatlarımızı ekleyebiliriz Pınar'cığım. Tamam. Tuz. Tuzumuz bir tatlı kaşığı hatta biraz daha olabilir biliyorsunuz tuzlu güzel oluyor. Karabiberimiz bir tatlı kaşığı. Her şey bol Adana'da. Evet, her Adana'mız şey bol. Salçalı. Bol, salça bol. Bol kepçeden. Salçalı, biberli, yağlı. Biraz daha benim getirdiğim açabilir misiniz? Tabii. Hangisi? Pul biberi. Çok güzel. Adana'dan özel pul biberimiz var. O kadar güzel, çok acı. Bir tatlı kaşığı da bundan ilave edelim mi? Acı acı olsun. Olur. Olmazsa olmazı. Evet. Olur. Ve size biber salçası getirdim. Güneşte kuruyor. Çok böyle bir tatlı kaşığı tamam mıdır? Evet, evet. Gerçekten. Tamamdır. Gerçekten. Ne kadar acı yiyebiliyorsunuz? Siz bayağı yer misiniz acı? Yani yiyoruz. Tabii ki genelde. Şahsınıza soruyorum. Siz yiyorum. Ne kadar yersiniz? Yiyorum. Siz? Ben yiyorum. Yiyorsunuz. Yiyorum. Ben yiyemeyenlerim.
Biber salçamızı da gösterelim Pınar'cığım. O da güneşte çok meşakkatlidir. Adana'mızda hanımlarımız kurutuyor. Hı hı. Çok aşamalıdır. Ama çok temiz ama ve güzeldir. Ama güneşte kuruyor. Kaynatılmıyor. Doğal. Kaynatma doğal. Yok. Güneşte evet. Kuruyor. Sonra? Sonra bu şekilde tüketiyorsunuz. Hmm. Çok lezzetli bir size getirdim ikramımız. Çok teşekkür ederiz. Hı-hı. Muhteşem kokuyor. Biz bunu hemen buzdolabımıza koyarız. Çok az da ondan koyalım. İlave edelim. Adana'mızın tamam. Güzelliği. Bu kaşıkla koyabilirim değil mi? Az bir şey. Evet. Biraz daha. Biraz daha. Bileyim evet. Az deyince elimi korkak alıştırdım. Tamam. Yeter mi? Evet. Tamam. Bunun özelliği Adana kebabımızın yoğurması. Yoğurduktan sonra, beklettikten sonra mükemmel sonuçlar veriyor. Ben bu arada salçamızı buzdolabımıza alıyorum. Bundan sonra yapacağımız yemeklerde biber salçası kullanacağımız zaman olsun. Sizin salçanızı afiyet şeker yapacağım. Olsun. Bunun yanında biber közleyeceğiz. Soğan közleyeceğiz. Soğan salatası olmazsa olmazları. Tabii ki. Evet. Adana'ya gitmişsiniz. Yeşilliklerini gördünüz. Evet. Tabii. Yeşilliklerimiz. Yani önce salatayla doyuyorsunuz evet. Adana'da. Evet. Yeşilliklerimiz aynı. Taze. Evet. Ve bol çeşit. Bol vallahi çeşit. Ben genelde Adana'ya gittiğim zaman içli köfte, kebap, duruma göre kadayıf filan öyle gidiyorum. Pek anladım. Yeşilliğe sıra gelmiyor. Daha geldiğimde ama. Künefe yapayım size. O çok tamam. Güzel oluyor. Anlaştık. Anlaştık. Çok ben güzel. Ben o zamana kadar diyetten de çıkmış olurum. Yüksük çorbamız meşhurdu. Evet. Ne çorbanız? Yüksük çorbası. Yüksük çorbası evet tabii. Doğru. Hamurdan yediniz mi Pınar'cığım? Ne yedim mi? Yüksük çorbası yedim. Yüksük çorbası yedim. Çok güzeldir o da. Pınar'cığım bu çok güzel yoğurulacak. Bir gece bekletebilirsiniz ya da gün içinde 4 saat 5 saat de bekletebilirsiniz. Ha, sabahtan yapıp akşama servis edebilirsiniz evet, yani. Evet, tamam. Bunu alalım bir köşeye. Benim hazırladığım. Hemen veriyorum. Evet. Hemen onu hemen veriyorum. Şişlere dizeceğim. Evet. Şimdi bunu alıyoruz. Dolabımıza koyacağız. Biz bilare tüketiriz. Kırmızı biber. Şöyle evet. Beklemiş olanı. Hı-hı. Gösterelim. Buyurunuz. Evet arkadaşlarıma, seyircilerimize gösterelim. Kırmızı kırmızı baharatlarıyla. Peki neden o bu kadar kırmızı da bu değil? Kırmızı biberlerini koymadık. Kırmızı biberlerini koymadık. Heyecandan unuttuk. Tamam normal şartlarda önemli değil. Ben şimdi anlatacağım. Kırmızı biberimiz. Normal şartlarda bir de bunun içine kırmızı çuşka biberleri alıyoruz. Rondodan geçiriyoruz. Ve sonra içine atıyoruz, onu da yoğuruyoruz. Lezzetini veren o. Biz kesinlikle. Heyecanla sohbete evet. Dalınca unuttuk. Kesinlikle. Bunun ne içinde ben. Olduğunu düşün. Evet, vallahi ben uyardım. Uyardı. Ben uyardım. Biz konuşmaktan. Kapıyı unuttun dedim. Ya. Evet. Tamam, normalde içinde kırmızı biberlerin de olması lazım. Evet, kırmızı biberler olmazsa olmazı lezzet veriyor. Evet, şimdi seyircilerimize gösterelim. Şimdi asıl bence bunu dizmesi çok mühim mesele. Tabii ki. Bunu ben şimdi ev bir hanımlarım. Bir yağlı kağıt koyayım evet, mı? Evet. Ev hanımlarımız evinde hani mangalları olmayabiliyor imkanlar el verdiğince. Fırında da yapabiliriz. Bu tahta şişlerden alıyoruz. Fırında yapmak bence kolay da. Evet. Daha mantıklı. Şimdi düşün bunları hazırladın mis gibi. Misafir gelmeden önce tabii ki. Koydun mutfağa, misafir geldi, at fırına gitsin. Mangal aynen. Olsa başında vakit harcamak lazım. Bir de su alabilmesi lazım. Su. Evet. Tabii elinizi batırmak evet, için mi? Evet. O zaman onu şöyle bir kasenin içine koyarsam sanki rahat edersiniz gibi geldi evet, bana. Aynen. Bir de apartman dairesinde de rahat oluyor. Evet. Çünkü mangal bahçelikli olması lazım ya da balkonu olması lazım. Tabii. Her yerde çok daha mümkün pratik. Değil. Evet. Mangal çok mümkün değil, değil. Ama ben her zaman fırın severim. Elbette mangalın evet. Tadı çok başka. Elbette evet. Mangal çok güzel ama misafir geldiği zaman hep beraber mangal başında değilseniz eğer evet. Hep biri oraya mahkum kalıyor. Kesinlikle. Evet. O yüzden hani böyle bir şey fırında. Şimdi. Görüyoruz elimizde. Yayvan şişlerimiz evet. Var. Önce güzelce üstüne geçirdik. Sonra yumru kadar aldık. Yumru kadar evet. Aldık. Sonra güzelce üzerine geçirdik. Önce bir yuvarlak yaptık. Yani şöyle bir silindirimsi yaptık. Sonra en son artık şişin yönüne göre şöyle hafif bastırdık. Hatta üstüne parmak izi de yapabiliriz. Hani öyledir evet. Ya kebapçılarda. Son halini alıyor.
Evet. Biraz sonra son halini vereceğim. Tamam. Bir tane daha yapalım. Tamam, yapalım. Hı-hı. Bence birkaç tane yapalım. Tabii ki yapacağız. Kullanalım. Daha vaktimiz var. Hı-hı. Biz bu arada soğanları doğramaya başlayalım evet, mı soğanları, sizin için? Evet, soğanları. Yapmak ister misiniz? Tabii ki. Ay bu çok şekermiş böyle iki kız kardeş. Keyifliymiş. Evet. Her zaman gelin bize. İnşallah. Ben şu tepsiyi şuraya alabilirim. Soğanlarımızı. Hem kameralarım daha güzel görür. Tamam. Şöyle bir de şuradan bir bıçak verebilirsem evet. Ben Hale Hanım'a. Tam da Hale Jale. Evet. Lale Jale. Evet. Teşekkür ederim. Aa öyle mi? Evet. Lale. Evet. Hale değil. Ama genelde hale de diyorlar evet. Bana. Evet. İnce ince uzun. Hale, lale, ince, jale ince. Durumunda. Şöyle şöyle mi jale? İnce ince. İnce. Yok hayır, fırına atmak. Fırına atmak. Yapıyorum. Tamam. Fırını hazırla. Önce fırına atmalı. Evet, hazırlıyorum. Önce fırını hazırlayalım. Şimdi şöyle bence. Bir durum var. Sizin de bildiğiniz üzere Adana kebabın yanında mutlaka bir domatesi, biberi ve soğanı olur pişmiş. Biz onları da fırına atacağız. Hepsi beraber pişecek. Sonra güzelce servis tabağına aldığımız zaman hem pişmiş olacaklar hem süslemesi güzel olacak. Kesinlikle. Hem de bence pişerken tepsideki görüntüsü de güzel olacak. Bir de bir yandan soğan Şafir salatası hayatım. Yapacağız. Değil o soğan salatası tamam. için de yine soğana ihtiyacımız var. Soğan salatasında da böyle 3 tane soğan doğrayacağız. İçine maydanoz koyacağız. Evet. Bir de bol kırmızı pul biber koyacağız. Ve hepsini beraber güzelce hiç yormadan sadece harmanlayıp servis edeceğiz evet, değil mi? Evet. Soğan salatasında harman evet. yok. Yok, şey harman yok. Hani yoğurmuyoruz. Kesinlikle. Tuzla falan sıkmıyoruz. Yok. Tamam. Şimdi bunları bu... közlemek için böyle diziyoruz. Evet evet. Közlemek için evet. tepsiye diziyoruz. Hı-hı. Bir yandan bence hazır elinizdeymişken soğan salatasınınkileri de doğrayalım. Tamam. Ne dersiniz? Olur mu? Onu şefim yapsa. Onu şefim yapsa. Evet. Peki. Bence de şefim yapsın. Siz domates de dörde dönebilirsen. Tamam. Sunum olarak çok güzel oluyor. Bizim pişmiş soğan ve salatalarımız çok güzeldir Adana'da. Olmazsa olmazı. Kebap sofralarında kesinlikle yapılır. Soğan ama zaten kebabın etin en iyi arkadaşı. Evet. Evet. Soğan bana göre her şeye çok yakışıyor da. Kesinlikle. Kebabın en iyi arkadaşı. Soğan kokmadığınız, sarımsak kokmadığınız evet, bir kebap evet. akşamı mesela düşünemiyorum. Ben de öyle. Onları şu boşluklara dolduralım mı ki kebap koyacak yerimiz tamam. kalsın? Şöyle yapayım o bir zaman. Bir de kısa sürede pişiyor 15 dakikada. Çok pişirmiyorlar. Adana'da biliyorsunuz çok kurutmuyoruz. E tabi. Biraz İçinin sulu kalması tabii. lazım. İçindeki Özellikle suyunu o. hapsetmesi lazım. Çünkü... Yedikçe suyu akıyor. Evet. Lavaşlarla evet Öyle pidelerimizle var. İkram ediyoruz. Biz de aynı anlattığınız gibi sonrasında güzelce servis edeceğiz onları hazırlayacağız. Evet inşallah. Soğanları Hı-hı. bırakalım maydanozları tamam, doğrayalım. Evet. Zaman maydanozu kazanmak için. Laleciğim. Maydanozları doğrayalım. En azından maydanozlar şefime hazır olsun. Tamam evet. oldu. Evet. Burada olmak çok güzel sizlerle. Teşekkür ederiz. Çok mutlu oldum. Çünkü küçük yaştan beri burada olmak istiyordum. Sizin sayenizde buradayım. Estağfurullah başımızın üstüne. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Severek geldim. İnşallah Yemek çok güzel. Yemek hikayeniz nasıl başladı? Çocukken de beraber girer miydiniz mutfağa? Jale 10 yaşında ilk defa kek yaptı. Evet. 10 yaşında. Annemin gününe. 9.30-10. Annemin gününe. Sonra annem bize görev veriyordu ikiz olduğumuz için. Evet. Ben oturmaya gidiyorum diyordu. Başka kardeşiniz var mı? Bir de ablam vardı vefat etti. Başınız sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Çok yeni ablam kaybettik. Başınız sağ olsun. Çok sağ olun Allah Mekan razı olsun. Olsun. Amin inşallah. Çünkü çok güzel bir insandı. Eminim. Onu rahmetle anıyorum, güzellikle anıyorum. Biz Jale'nin gününü mutfağı, hazırlıyorduk mutfağa Pınar'cığım. Mutfağa girerdik. Bayağı ciddi ciddi. Yani Kaç yaşındayken oluyor bu? 9.5-10 yaşında. Tas kebabı yaptık değil mi? Evet. Buradan kızıma seslenmek istiyorum. Buradan kızıma seslenmek istiyorum. Bir ikizin olmayabilir ama Biz yani sen Biz gününü ağırlardık annemin. Çok güzel sofralar hazırlardık. Pastalar. Biliyorsunuz Adana'da günlerde hamur, bulgur işleri de çok yapılıyor. Aa, bir şey yani ağır misafir ağırlamak. Şimdi normal şartlarda evde yapılan günler çocukların en sevdiği zamandır ve beylerin. Çünkü gündüz hanımlar onları yer 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 tabii ki bir sürü kalır. Çünkü kimse tam yetecek kadar yapmaz. Onu bol yapmak
gönlünden geldiği gibi yapmaktır mühim olan. Dolayısıyla eve geldiğin zaman okuldan evde bir sürü güzel yiyecek vardır. Hemen oradan aşırırsın. Akşam babaya da kalır onlar. Kesinlikle. Ama Jali daha çok mutfağı severdi küçüklüğünden beri. Ama öyle ben zaten. Dışarı işleri daha çok severdim mesela. Jali mutfakta oyalanmayı, bir şeyler yapmayı daha çok severdi. Küçüklüğünden beri. İşte birbirinizi tamamlıyorsunuz ikizler olarak. Evet, fena evet, mı? Evet. O soğanları da doğramaya başlamışsın. Yani evet yapayım dedim. Yani süpersin. Çok güzel. Oluyor. Devam edeyim bence mi? Bence de sen peki. De devam. Buyurun ben size yerinizi vereyim. Bu arada kebaplar tamam mı? Tamam. Fırına kebaplarımız evet fırına gidecek. Tamam. Şöyle göstermek isterim. Evet gösterin lütfen. Öncelikle 900 gram kıymamız ve 100 gram kuyruk yağımız vardı. Onları bir güzel aldık, karıştırdık. Bir kere çekilmeli kasapta. Kesinlikle. İçine sinirleri iki tane, alınmış. Tabii ki. İki tane kapya biberi robottan geçiriyorsunuz. Tuzunu, karabiberini, bol kırmızı biberini. Biz birazcık da kaşığın ucuyla biber Adana. Salçamızı da Adana'dan evet. Gelen özel biber salçamızı da koyduk. Güzelce yoğuruyorsunuz ve bir gece en azından bir 4-5 saat dolapta bekletiyorsunuz. Evet, yani. Sonrasında gördüğünüz gibi şişlere dizip şekil veriyorsunuz. Bu birazcık da sizin yaratıcılığınıza ve gönlünüze kalmış. Bir yandan da tepsinin kenarına biberlerini, domateslerini ve soğanlarını koyduk ki onlar da bir yandan fırında pişsin. Sonra serviste yanına güzel güzel koyalım diye. Şimdi fırına gidiyor, yaklaşık 15 dakika pişecek. Evet. Evet. Bir tatlı kaşığı alabilir miyim Pınar'cığım? Tabii ki. Soğan salatamız Adana'mızda olmazsa olmazları. Çok güzel gider ve getirdiğim o güzel acı az atayım sen de ye. Bence az atayım. Azar. Pınar'cığım da yesin. Kıyamadı bana. Evet. Evet. Yeter. Soğanı piyazlık doğradık. Evet. Biraz da tuz ekleyeceğiz. Bizim tuz. Evet salatamız bitmiştir. Tamam. Buyurunuz. Şöyle. Çok az atalım. Yanınıza koyduğum kaseye şimdilik alalım. Sonrasında zaten servis için ayrıca koyacağız. Soğan salatası için dediğim gibi istediğiniz gibi miktarı ayarlayabilirsiniz. Kasemiz. Evet. Tamam. İnce doğranmış soğanımız, içine ince kıyılmış maydanozumuz, üzerine biraz tuz, birazcık kırmızı pul biber. Çok basit. Biz bunu kebapçılarda içine sumak koyulur diyebiliriz. Konulur. Koyalım mı? Tabii. Ben sizden duyunca evet. Program öncesinde sumağı sakladım. Çok güzel ama çok sumak da yakışır. Çok da faydalıdır. Adana'mızda çok kullanırız sumak salatasını. İşte o yüzden evet. Zaten. Koyayım evet. Mı? Tabii. Ekşilik verir biliyorsunuz. Tabii sumak çok yakışır diye düşünerekten nefes sumağı da hazırlamıştı. Evet fikriniz çok güzeldi. Süper. Hazır. Bu sunumda, da hazır. Evet. Şimdi sunumunu ayrıca hazırlayacağız. Evet. O zaman buraları toplayalım ve son olarak çorbamıza geçelim. Ispanak başı çorbası. Ispanak başı çorbası yapmak için bir tane kuru soğanımız var, bir tatlı kaşığı biber salçamız var, bir tatlı kaşığı domates salçamız var, 2 demet ıspanağımız var, bir su bardağı kadar haşlanmış, bir su bardağından biraz evet. Az haşlanmış nohutumuz var, bir su bardağı kadar yeşil mercimeğimiz var, 6 su bardağı kadar suyumuz var, yarım çay bardağı sıvı yağımız var ama üstüne bir de sonra sos yapacağız. Tabii ki. Bunun için 1 yemek kaşığı tereyağımız, 2 diş sarımsağımız, 1 tatlı kaşığı pul biberimiz, bu pul biber her yerde olmazsa olmaz. Her yerde. Kimyonumuz var ve 1 tane limonun suyuna ihtiyacımız var. Bir de tabii birazcık nane koyacağız. Malum o üstüne hani yağ yakılır ya, işte onu yapacağız. Şimdi önce tencere mi istiyorsunuz? Evet. Çorba yapacağımız tencereyi. Evet. Adana'mızda ıspanak başı çorbamız her evde yapılan bir çorbadır. Yemek diyebilirsiniz, çok doyurucu, besin değeri yüksek. Çünkü nohutumuz var içinde, mercimeğimiz var, sarımsağımız var ve ıspanak başımız var. Ben şimdi ıspanak başlarını biraz şu ucularından alacağım, tepelerinden. Tamam. Ama seyircilerimiz çok yıkasınlar, sirkeli suda da beklesinler. Okumları evet. Dökülmesi ispanak lazım. Ispanak biraz zor iş bildiğimiz üzere. Bir de tahta alabilir miyim? Tabii ki. Daha önceden biz bunları sirkeli suda beklettik. Hazırlar ve temizler. Bence ben, çocuklara yediririz. Evet. Vitamin. Genelde çocuklarımıza, yaşlılarımız bunu tüketmesi lazım. Sağlık için çok besin değeri yüksek bir yiyecek. Tabii ki siz orada çok sıkışıyorsunuz. Ben sizi tahtanızla beraber bu tarafa alayım tabii mı? Tabii ki. Evet. Buyurun. Tezgahınızı temizledim o arada. Evet, mükemmel oldu. Şöyle ben ıspanak başlarını şöyle gösteriyorum. Tamam. Hani daha büyük bırakıyorum ki
çorbada ezilmesin. Hani özelliği başlarında. Çok besin değeri yüksektir. Ben evde severek yiyoruz kızım, ailece. Biber salçasına ihtiyaç duyacaksınız diye dolaptan geri getirdim. Ama gözüm gibi bakıyorum, tekrar kullandıktan sonra geri dolaba götüreceğim. Altını yakalım, soteleyelim. Tamam. Yarım çay bardağı sıvı yağımızda soğanımız. Soğanı mı soteleyelim? Evet. Tamam, ben başlayayım. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ. Soğanımızı ilave edip soteleyeceğiz. Soğanımızı da ilave ediyoruz. Çok basit, zaman almayan bir yemek. Yani evden, işten evinize geldiğiniz zaman hemen yapabileceğiniz pratik. Ispanakları yıkamak hariç. Evet, evet. Yani, evet. Onları ben bir gün önceden hazırlıyorum. Bir gün önceden. Çok rahat oluyor. Çünkü nedense ıspanağın başında birikiyor o kumlar. Tabii. Çünkü ya, köklerin arasında kalıyor. Evet. O bu sorun. Bunu bol bol yıkamamız gerekiyor. Evet, yoksa çok fena. Evet, yoksa çok fena. Sizler için Pınar'cığım bir gün önce bunu hazırlarsan gelince hemen evine yapabilirsin. Ben zaten akşam işten gelip hatta yemeği de yedikten sonra ertesi gün için gece 11'de mutfağa giren biri olduğum için. Kesinlikle. Bana hiç fark etmez, ben her saat yapabilirim. Siz de severek yapıyorsunuz. Çok. Ama zevkli iş. Mutfakla uğraşmak. Seven için evet. Evet, seven. Sevmeyen için de, pardon özür dilerim sözünüzü kestim ama sevmeyen için de hiçbir anlamı yok. Bana terapi Pınar'cığım, biliyor musunuz? Terapi, çok severek. Yani bu işin içindeyim. Misafirlerimi bir de Jale'nin sitesi var. Evet. Sayfamla uğraşıyorum. Var. Köşe yazarlığı yapıyorum bunun yanında. Ne güzel. Yemek üzerine. Ne yazılarım güzel. Var. Adana yemekleri yazım var. Ay ne güzel. Evet. İşte şimdi, demek ki hobiler de aslında yani, bir zaman evet. sonra bir anlamda mesleğe dönüşebiliyor. Evet. Evet, ıspanak başlarımız hazır. Hazır. Şimdi soğanı birazcık kavuracağız. Evet. Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası ekleyeceğiz. Tamam. Şurada. Elime ilk gelenle az koyarım ucuyla. Zaten vermem biber salçamdan öyle çok yani. Söyleyeyim. Ben sana yine yollayacağım. Evet. Şuradan neyse hadi verdim. Biber salçasından koyduk. Evet. Hiç kıyamam. O da domates salçamız. Evet. Onu da içine atabiliriz. Tabii ki. Salçalı çok güzel oluyor. Salça bütün yemeklere çok yakışıyor. Evet. Çok lezzetli. Evet. Ben hatırlıyorum, ben çocukken salçayı ekmeğin üstüne sürer yani. Ya salça. Evet. Mis. Bir de onu cevizli yapıyorlar. Evet, çok güzel. Cevizli, baharatlı. Çocukken cevizli falan cazip değil ama o düz haliyle güzel. Şu anda güzel yapıyorlar. Bunlar kahvaltıda soğanıyla soteleniyor Pınar'cığım. Tamam, sonra? Daha sonra şimdi ıspanak başını vereceğiz. Onlarla da soteleyelim. Evet, verebiliriz. Şöyle. Evet. Ispanak başları da içine gidiyor. Bir güzel. Yani ıspanak başı dediğimiz şey aslında kökü. Kökü. Yapraklarını da çok güzel ayrıca kavurup mesela börek yapabilirsiniz. Evet. Neden olmasın? Ispanaklı börek. Ben onu hazırladığım zaman börek yapıyorum. Tabii. Bir gün ziyan sonra. Ziyan etmiyoruz. Tabii. Ziyan etmiyorum. Mutfakta ziyan olmaz. Asla. Evet. Şimdi içine birazcık tuzunu vereceğiz herhalde. Tabii ki tuzunu verelim. Nohutunu ve mercimeğini verecek miyiz? Mercimeğini vereceğiz, tabii. Biraz. Sonra suyunu da koyacağız. Suyunu da vereceğiz. Ve kaynamaya sosunu en sonra pişmesine yakın sosunu vereceğiz. Ha, üstüne koyacağız, serviste değil o. Yok, hayır. İçine karışıyor. Bir taşım kaynayacak, evet. Ha, tamam. Peki sosu ayrı bir yerde hazırlayıp mı içine dökeceğiz? Evet, evet. Hemen onu da hazırlayalım. Nohutlarımızı verdik. Ben yardım edeyim mi onda? Olur, buyurunuz. Şöyle nohutlarımız bir su bardağından iki parmak eksik. Mercimeğimiz bir su bardağı yeterli olur. Tamam. Onu da veriyoruz. Şimdi onu da içine koyuyoruz. Diğer bir tencerenin içinde de sosunu hazırlamaya başlayacağız. Bunun için limon suyumuz var, tereyağımız var. Evet, tereyağımız var. Sarımsağımız var, nanemiz var. Tabii tabii alabilirsiniz. Ben şundan bir yandan da sarımsağı sıkmak için sıkıcımı alıyorum. Herhalde sarımsağı sıkmamızı isteyeceksiniz değil mi? Mutfakta hummalı bir çalışma var sizin de gördüğünüz üzere. Kimyon çok yakışıyor. Kimyonumuzu ekliyoruz. Şu hangisi? Pınar'cığım. Kimyon çok yakışıyor. Ekliyorum. O çok büyük ama. Büyük bu. Şunu alsak. Tamam şimdi Bunu alalım. Evet, bu daha mantıklı. Tamam. Özür dilerim. Evet, kimyon zaten. Çok yakışıyor. Tuzunu veriyorum. Tamam. Şimdi ben yağını alayım. Tamam, yağ eriteceğiz.
Jale'cim bir tane kafi mi, iki tane mi koyalım? Dolu dolu olsun. O kafi. Onu da evet. Hepsini. Biz ölçülü koyduk. Öyle, biraz tamam. Yağlı olacak şimdi. Biz ölçülü koyduk tamam. Valla. Tamam. Verilen ölçüler siz bir harikasınız koyduk. Zaten. Ay teşekkür ederim. Ay bana da çok enteresan oldu yani. Ben hiç beklemiyordum öyle bir şeyi. Aslında Lale Hanım programı izlemeye gelmişti. Evet, izlemeye biz bir anda onu hazır yani çekimi izlemeye gelmişti. Biz bir anda onu yakalayıp programa kayda soktuk. Yani. Güzel oldu. Benim için de çok değişik güzel oldu. Güzel bir sürpriz kardeşimle oldu. Kardeşimle mükemmel oldu. Unutamayacağım bir şey tabii. Oldu. Lale'cim unutamayacağım bir şey yaşıyorum evet. Şu anda. Teşekkür ediyorum sana bu arada. Çorbamız suyunu verince pişmeye bırakacağız. Evde de yaparken hep böyle bardakla mı yaparsınız, göz ölçüsüyle mi yaparsınız? Ben genelde ölçü kullanıyorum. Güzel oluyor. Ben kullanmıyorum. Sıkıntı vermiyor. Ben de hiç ölçü kullanmam. Vallahi bak ben kullanmıyorum. Jale ölçülü. Jale bu konuda biraz daha titiz. Bu konuda evet. Ben belki, vallahi göz kararıyla. Belki sayfada olduğu için mi? Sanırım evet, ondan. Olabilir. Çünkü insanlar kaç su deyip soruyor. Evet, yağda evet. Tuzu ne kadar deyip soruyor. Sıkıntı olmasın diye ölçü veriyorum. Biz şu ana kadar neler yaptık? Çok işimiz vardı. Taş kadayıf yaptık. Onlar arkada hazır. Ispanak başı çorbası şu anda kaynıyor. Tencereyi birazcık kaydırır mısınız? Kaymış çünkü ateşin tabii ki. Üstüne denk tabii gelsin. Adana kebabımız gördüğünüz üzere fırında pişiyor. Şimdi ıspanak aşının çorbasının sosu bir yandan pişiyor. Soğan salatası hazır. Yani burada çok ciddi bir çalışma vardı ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bir şu mutfağa toplayalım. Servislerimizi hazırlayalım. Sonra tekrar karşınıza gelelim. Yemeklerimiz hazır ve muhteşemler. Ama şimdi biz Adana kebabı normal tabakta bir sunduk. Bir de dürüm yaparsak ne olur hemen gösteriyoruz. Evet, buyurunuz. Lavaşımızı alıyoruz. Kebabımızı evde hanımlarımız çekiyoruz. Evet. Güzel sakın çubuğu içinde bırakmayın ha. Bol miktarda soğanları bol koyuyorsunuz. Miktarda soğanlarımızı koyuyoruz. Güzelce dürümümüzü yapacağız. Adana'mız da böyle elini alıp böyle güzelce ayranımızla ya da şalgam suyuyla. Evet, şalgam suyumuzla yiyoruz. Öyle gezeceğiz. Hı-hı. Peki ellerinize sağlık. Hemen afiyet ben olsun. Şöyle bir kartlarımı elime aldım. Bugün ne yaptık? Ispanak başı çorbası için soğanları güzelce kavuruyoruz. Ardından içine biber salçasını, domates salçasını, haşlanmış nohutu, yeşil mercimeği bir güzel ekliyoruz. Daha sonra ıspanakların başlarını da ekliyoruz ve birazcık karıştırdıktan sonra 6 su bardağı suyunu koyuyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Pişmesine yakın bir başka tencerenin içinde 1 yemek kaşığı tereyağı sarımsakla güzelce kavuruyoruz. İçine pul biberini, kimyonunu, limon suyunu, kuru nanesini koyuyoruz. Biraz şöyle pişirdikten sonra çorbanın üzerine ekliyoruz ve servise hazır hale geliyor. Taş kadayıf için önce bir şerbet hazırlamamız gerekiyor. Şerbet malzemelerini, şekeri, suyu alıp bir güzel kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra içine limon suyunu ekliyoruz ve bir kenarda hemen soğutuyoruz. Diğer tarafta taş kadayıfın hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için unumuzu, irmiğimizi kabın içine koyuyoruz. Bir diğer tarafta bardağın içinde yarım su bardağı suyun içinde toz mayayı, tuzu, şekeri bir güzel karıştırıyoruz. Unun içine ekliyoruz. Suyumuzu da ekliyoruz. Mikserle boza kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Yağsız tavada küçük krepler halinde pişirdikten sonra sadece tek tarafını pişiriyoruz. Üstü ıslakken hemen ortasına birazcık ceviz koyuyoruz ve ikiye kapatıyoruz. Kızgın yağda kızartıyoruz. Ardından da soğumuş şerbetimizin içine atıyoruz. Üzerine ayrıca toz Antep fıstığıyla süsleyebilirsiniz. Adana kebap için kuzu kıymayı kuzu kuyrukla beraber bir güzel karıştırıyoruz. İçine kırmızı pul biberini, karabiberini ve tuzunu koyuyoruz. Ayrıca iki tane kapya biberi de robottan geçirip ekliyoruz. Güzelce yoğurup en az 4-5 saat dolapta bekletiyoruz. Ardından çubukların üzerine diziyoruz ve fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Ayrıca biberleri, doğradığımız soğanları ve domatesleri de yerleştiriyoruz. Ardından lavaşın üzerinde güzelce servis ediyoruz. Soğan salatası için soğanları güzelce piyazlık doğruyoruz. İçine ince kıyılmış maydanozumuzu ekliyoruz. Ve daha sonra kırmızı pul biber, birazcık isot ve arzu edilirse sumakla lezzetlendiriyoruz. Ellerinize sağlık. Hakikaten muhteşem afiyet oldu. Afiyet olsun. Bir ara evet bir mutfakta karıştık. 3 kişi çalışıyorduk. Bu ne demek oluyor? Adana yemeklerini yapmak o kadar da kolay değil demek kolay oluyor. Kolay değilmiş. Afiyet olsun. Burada olmak çok keyifliydi. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Tekrar Lale Hanım sizi de yanımıza alalım. Vedalaşırken beraber olalım.
İlk defa ikizlerle program yapıyorum. Böyle bir program hele ilk defa yapıyorum. İyi ki geldiniz. Çok da keyifliydi. Çok güzeldi. Hayatınızdaki uyumunuz mutfakta da var. Birbirinizi gerçekten tamamlıyorsunuz. Benim için çok büyük zevkti. Çok ayaklarınıza güzel. Sağlık. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bizden bugünlük bu kadar. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.